çok seviyorum. Annem beni bir gün tiyatroya götürdü. Tiyatro bitiminde de çocukları sahneye çıkardılar. Sahnede de güldük, eğlendik, güzel vakitler geçirdik. O yüzden de tiyatroya ilgi duymaya başladım. O yüzden de tiyatrocu olmak istiyorum. Tiyatrocu olmak için konservatuar eğitimi almak gerekir. Hadi şimdi sahnede biraz eğlenelim. Bir tiyatroda oyunu yazan kişiye oyun yazarı denir. Sahnede canlandıranlara da tiyatrocu denir. Bunların dışında dekor ve kostüm sorumlusu, ışıkçı ve suflör vardır. Bir tiyatro oyununda unutulan bir sözü seyircilere duyurmadan hatırlatan kişiye suflör denir. İyi bir tiyatro oyuncusu utangaç olmamalı, hafızası güçlü olmalı, insanlarla iyi diyalog kurmalı. Şimdi de bir çocuk tiyatrosuna gidelim. Bak burası da kulis. Evet. Tamam mı? Gelir misin? Oyuncuları... Burada makyaj yapıyoruz. Oyuncular burada giyiliyor. Kostümlerimizi burada değiştiriyoruz. Burada kostümleri çıkarıyor. Tamam. Tiyatro. Birisine bir şey anlatmak istiyorsun ve bazen çaresiz kalıyorsun. Ya da anlatmak istediğini ifade edemiyorsun ya. Bu sahneye çıktığında... İnsanlara ya da o kişiye ya da bir topluluğa her şeyi istediğin gibi burada anlatabilirsin ama en güzeliyle. Mesela çevreyi kirletmemesi gerekirse çevreyi kirletmemesiyle ilgili bir oyun oynayabilirsin. Mesela insanlara iyi davranmak gerektiğini sen biliyorsun ama başka insanların da görmesini istiyorsan ve anlamasını istiyorsan onunla ilgili bir oyun oynayabilirsin. Mesela başka ne olabilir? Her şey olabilir. İstersen avukat olabilirsin sahnede, istersen doktor olabilirsin, istersen hemşire, istersen öğretmen, istersen bir palyaço. Kırmızı başlı tıkız olabilirsin. İstediğin her şeyi olabileceğin tek yer bence bu sahne. Evet. O yüzden çok güzel bir şey seçmişsin. Umarım büyüyünce de aynı şeyi istersen ve yolun açık olur, devam edersin. Ama evet. Burada ne yaparsan yap, en güzeliyle yap, tamam mı? Sessiz ol, başla şimdi masallar. Sus burada.
altıdır.